Can Ataklı. Güneydoğu'da kimse Türkçe bilmiyor efsanesinin sonu. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı dinlemek için toplanan kalabalığı izlerken çok önemli bir ayrıntı dikkatimi çekti. Kürsüde BDP milletvekili Pervin Buldan, terör liderinin mektubunu Kürtçe okuyor. Kalabalıktan hiç tepki yok. Sonra kürsüye BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder çıkıyor ve terör liderinin mektubunu bu kez Türkçe okumaya başlıyor ki kıyamet kopuyor. Her cümleden sonra alkış ve kesilmeyen sloganlar duyuluyor meydandan. Neden? Çünkü Pervin Buldan'ın Kürtçe sözlerini alandakilerin tamamına yakın anlamıyor. Terör liderinin mesajları ancak Türkçe okununca insanlar ne dediğinin farkına varıyor. Şimdi kimi Kürt milliyetçileri asimilasyonun sonucu diyebilirler. Öyle olsa bile bu olay Türkiye'nin pek çok yerinde pompalanan Güneydoğu halkı Kürtçe konuşuyor, Türkçe bilmiyor, neyi zorluyorsunuz efsanesini de bitirdi aslında. Kendilerine demokrat süsü verenler uzunca bir süredir bu efsaneyi körükleyip ana dilde eğitim olmalı, mahkemelerde Kürtçe savunma yapılmasına izin verilmeli tezlerini ileri sürüyorlardı. Bundan etkilenen kimi iş adamları Güneydoğu'daki şubelerine Kürtçe bilen eleman almaya kalkışıyordu. Beyin yıkama yandıran olağanüstü propagandanın etkisindeki kimi hümanistler de olur mu böyle şey, insanlara bilmedikleri bir dilde hitap edilir mi diye soruyorlardı saf saf. Elbette herkes istediği dili öğrenmeli. Bunun önündeki bütün engeller kaldırılmalı. Ama yalan da söylenmemeli. İşte Pervin Buldan'ın durumu. Kuzey Irak'ta Kürtçe yayın yapan bir televizyon bile konuşmayı anında çevirememiş ve spiker sonunda bu ne biçim Kürtçe diye isyan etmiş. Milletvekilinin bile durumu bu işte. Öcalan mı? O zaten bilmiyor ki. Bayrağı unuttular oyunu oynanıyor. Kim bilir kaç kere yazdım. AKP Öcalan'la anlaşmayı çoktan yaptı. Süreç dedikleri halkın buna alıştırılmasıdır dedim. Nitekim terör örgütü lideri mesajını okuturken iktidar saflarında en küçük bir kaygı, endişe ya da merak yoktu. Biliyorlardı ne söyleneceğini. Herhalde işi şansa bırakamazlardı. Ancak bilinen bir diğer gerçek de halkın önemli bir bölümünün durumu sessizce izlemesiydi. Başbakan bu sessiz tepkiye karşı çok da sevinmiş görünmemek için olacak, Türk bayrağı olmaması kabul edilemez dedi. Ama oynanan oyunu Habertürk'te katıldığım programda BDP milletvekili Altan Tan açık ediverdi. Tan, bize ne söylüyorlar, devletin valisi var, bayrak dağıtsaydı ya da Kürt kökenli AKP milletvekilleri ellerinde bayraklarla gelseydi deyiverdi. AKP her şeyi hesaplamış ama bayrağı unutmuş demek ki. Ya da söyleyecek bir sözümüz olsun diye özellikle de unutmuş olabilir.